Merhaba arkadaşlar, bugünkü projemiz yer çekimiyle elektrik üretme projesi. Bakalım sonsuz enerjiyi yer çekimini kullanarak bulabiliyor muyuz? Detaylar şimdi videomuzun içerisinde. Hemen projemize geçelim. Tabii ki videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Kısaca sistem şu şekilde çalışacak. Ağırlık motorumuzu çevirecek, enerji üretecek. Üretmiş olduğumuz enerjiyi aküde ve kapasitörde depolayacağız. Aynı enerjiyle ağırlığı yukarı çekerek sonsuz bir döngü oluşturmaya çalışacağız. Evet, şimdi de akümüzü şarj etmeyi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi motordan gelen kabloları şu şekilde bir diyotumuza girdik. Yani diyotların özelliği, buradan bu tarafa akım geçecek ama buradan bu tarafa geçmeyecek. Normalde bakın, motora buradan enerji verdiğim zaman şu şekilde motorum dönecektir. Gördüğünüz gibi. Eğer diyottan verirsek gördüğünüz gibi motorumuz çalışmıyor. Yani motordan gelen enerji direkt aküye gidecek arkadaşlar. Ve buraya dikkat etmenizi istiyorum. Evet, 7,5 volt. Evet, sistemi tekrar geri sarıyorum arkadaşlar. Buradaki temel mantık, taş aşağı doğru inerken kazanmış olduğumuz gücü taşı tekrar yukarıya çekmekte kullanarak sonsuz enerjiyi bulmak arkadaşlar. Ve bıraktığımız anda bakalım şimdi, gördüğünüz gibi ampulümüz çok daha ışık verdi. Arkadaşlar, şimdi buradaki enerjiyi süper kapasitörlerimize vereceğiz. Kapasitörlerimiz yine 2.7 volt 100 faratlık. Kapasitörlerimiz şu anda tamamen boşlar. Kapasitörlerimizde 0.6 volt civarında bir gerilim var. Şimdi kapasitör gerilimimizi gözlemlemenizi istiyorum. ...0.5 volt. Tekrar yapalım. ...1 volt. Evet, motorumuz çalışıyor. Birinci tur. Tabii çok fazla döndü. Evet, gördüğünüz gibi. Hop. Tekrar döndü. Kapasitörlerimiz şarj oldu. Evet. Okey. Evet arkadaşlar, şu anda tüm düzeneğimiz hazır. İlk testimize geçiyorum. Evet, burada voltmetremiz, burada ise 12 voltla çalışan ampulümüz mevcut. Gördüğünüz gibi sistem şu şekilde tepeye kadar gidiyor.
Arkadaşlar bu aşamada sonsuz enerjiyi test edeceğiz. Motorumuzun üretmiş olduğu enerjiyi buradaki kapasitörlerimize depolayacağız. Kapasitörler tamamen boş diyebilirim. Evet. Toplam kapasitörlerimde 2.12 volt gerilim var. Motordan gelen kablolarımı ise kapasitörlerime bağlıyorum. Arkadaşlar bu aşamada sonsuz enerjiyi test edeceğiz. Motorumuzun üretmiş olduğu enerjiyi buradaki kapasitörlerimize depolayacağız. Bakın, kapasitörler tamamen boş diyebilirim. Evet, toplam kapasitörlerimde 2.12 volt gerilim var. Motordan gelen kablolarımı ise kapasitörlerime bağlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda kapasitörlerimizde 4.26 volt var. Şimdi sistemi geri sardırarak aşağı düşerken kazanmış olduğumuz enerjiyle buradaki evet, gördüğünüz gibi ağırlığımızı yukarı sardık ve tekrar indi. Sal. Bugünkü projemiz yer çekimini kullanarak elektrik üretebilir miyiz? Bunu görmüş olduk. Gördüğünüz gibi basit bir sistemle elektrik üretmek mümkün. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.